Herkese merhaba arkadaşlar, ben Erdoğan Doğuş. Donanımhaber.com olarak Amerika'da Las Vegas'ta CES yani Tüketici Elektronik Fuarı'ndan sesleniyorum sizlere. Fuarın içerisinde özel bir alandan sesleniyorum çünkü burada gururumuzu okşayan bir gelişme var. Ülkemizin 10 yıldan fazla süredir oyun odaklı dizüstü bilgisayar üreten yegane yerli firması Fokus Bilgisayar, Monster markasıyla, kendi markasıyla burada ülkemizi temsil ediyor hem de dünya çapında rakip olabilecek üreticileri de aslında bir nevi gözdağı veriyor. Bakın biz de varız, bakın biz de böyle yüksek performans sınıfında benzeri olmayan konfigürasyonlar sunarak dünya arenasında yarışmaya hazır mesajı veriyor. Tabi bu standı görünce de bize de röportaj yapmak düştü. Yanımızda da Fokus Bilgisayar'dan Bülent abi var, Bülent Öndal var kendisiyle. Neden burada olduklarını, Monster acaba dünyaya yayılmaya mı çalışıyor, yayılmaya mı başlıyor ya da bunun hazırlığını mı yapıyor? Bunları konuşacağız. Bülent abi merhaba. Merhabalar Erde. Şimdi dur, evet heyecanlısın sen de biliyorum. Soru sorarak gidelim istiyorum ki insanlara da izleyicilerimize net mesaj verebilelim. Burada varsınız, bu Monster'ın ilk yurt dışı fuarı yanlış bilmiyorsam. Neden bunu planladınız, niye buradasınız, niye Amerika? Burada neyi hedefliyorsunuz? Monster olarak bu bizim yurt dışına açıldığımız ilk fuar. Bu nedenle bu bizim için çok sembolik bir önem taşımakta. Doğal olarak da yurt dışına açılma planımız, adımlarımızı attığımız ilk fuar oldu. Bundan sonraki süreçte de 2016 yılında da Avrupa'nın birçok ülkesinde, diğer kıta Avrupa, Amerika kıtasında, Afrika kıtasında da birçok fuara katılma hedeflerimiz var. Ayrıca ofis açma ve mağazalarımızı açma hedeflerimiz mevcut. Bu Fokus Bilgisayar ve Monster markasıyla yurt dışına açılma adımında gösterdiği bir gerçeklik olarak görünüyor. Artık yani sınırlarımıza sığmıyoruz. Aynen öyle. Dünya çapında bir oyuncu olmak istiyoruz mu diyorsunuz? Aynen öyle, dediğiniz doğru. Tamamen bütün coğrafyada lokal olarak hizmet verebilecek, müşteriye son kullanıcı çok direkt bir şekilde ulaşabilecek bir hizmet kapısı açmaya çalışıyoruz. Şimdi benim Fokus Bilgisayar'da ben 10 yıldır donanım haberde çalışıyorum. 10 yıldır da Fokus Bilgisayar'ı yakından biliyorum. İlhan abinin şirketi nasıl başlattığını ve bugünlere nasıl geldiğini biliyorum. Fokus Bilgisayar'da benim en çok sevdiğim nokta gerçekten adı gibi içinde fokus bir şirket olması ve yıllardır hani oyun dizüstü bilgisayarı konusunda mesela son birkaç yıldır oyun dizüstü bilgisayarları PC dünyasında çok popüler. Ama mesela Fokus Bilgisayar 10 küsur yıldır bu işi zaten layıkıyla yapmaya çalışan bir firma. Şimdi ticaret büyüyünce, sınırlar genişleyince tabii ki iş hacminde doğası gereği büyüyecek. Operasyon anlamda ne gibi hazırlıklar yaptınız? Mesela hangi ülkelere gitmeyi planlıyorsunuz? O ülkeler için ne gibi hazırlıklarınız var? Stand mı açacaksınız? Ofis mi açacaksınız? Bir takım mağazalarda İşte dünyada üreticiler gibi kendinize bir alan mı alacaksınız? Nasıl bir planlama içerisindesiniz? Şu an Dubai ve Kıbrıs'ta ofis açılımlarımız tamamlanmak üzere. Yaklaşık bu ay içinde büyük ihtimalle ofislerimiz açılacak. Biz genelde birçok Avrupa veyahut da birçok kıtada merkezi yerde bir ofisimizin, teknik servisimizin ve mağazamızın olması ve diğer ülkelerde de en azından bir servis noktamızın olmasını planlıyoruz. Bu da neyi sağlayacak bize? Müşterilerin herhangi bir sıkıntıda kafalarındaki takılan garanti sürecinde ne yapacağım sorusunun tamamen cevabını sağlamış olacağız. Bu nedenle emin adımlarla çok hızlı gitmeden gerçekten vereceğimiz servisi en iyi şekilde verme adına yavaş yavaş irdeliye irdeliye gideceğiz. Bu sene sadece 2 mağazayla başlayacağız yurt dışında. Gelecek sene işte Amerika'da, Almanya, özellikle İngiltere gibi ülkelerde fuarlara katılacağız bu sene ve gelecek sene de ofislerini ve mağazalarının açılışını planlayacağız. Esasında biz işin içerisinde olduğumuz için hani hep şunu düşünüyoruz. Böyle bilgisayarlar yurt dışında da var. Çok bilinen ama işte yüksek performanslı dizüstü bilgisayarları yapan firmalar şu bu vesaire ama benim burada Monster standında geçirdiğim kısa sürede gözlemlediğim insanlar böylesine yüksek performanslı bilgisayarlara bizim düşündüğümüz kadar aşina değiller. 980M SLI'li bir sistem dediğiniz zaman bilen var, başka markalarda gördüm diyen de var ama ilk defa burada Monster'da gördüm diyen de var. Dolayısıyla ben şunu da gördüm sezdim burada. Monster'ı franchising olarak alıp yurt dışına temsil etmek isteyen girişimciler de var sanki. Bu noktada politikanız ne olacak? Hani farklı ülkelerde isim hakkınızı kullandıracak mısınız yoksa biz kendimiz gideriz, gitmezsek orada olmayız tarzında bir filozofiniz mi olacak? Yani ilk etapta biz kendi gitme tarafındayız. Ancak hani her ülkenin şartları farklı olduğu için bunu başvuran veyahut da bize iletişimde bulan firmalarla belki değerlendirip kendi içimizde bunun kararını daha sonra vereceğiz, irdeleyip vereceğiz. Çünkü franchising vermek bazen iyi oluyor, bazen sizin içinizdeki ruhu yansıtamayabiliyorlar alan kişiler. Dolayısıyla bunu en iyi şekilde kim sağlayacaksa, biz sağlayacaksak biz gireceğiz. Biz sağlayamayacağımız konumlar olduğu zaman bizim tamamen bu duygu ve heyecanımızı yansıtabilecek firmalarla çalışmayı tercih edeceğiz. Bunu tabii kararını İlhan Bey kendisi verecek. Firma olarak bunun çalışmasını yapacağız. 2016'nın ilk günlerindeyiz. 2016'nın geneline bakıldığı zaman şimdi Dubai macerası başlıyor, kesinlikle. Kıbrıs başlıyor, yavru vatandaki maceranız başlıyor. Yılın geri kalanı için yani hedef ne koydunuz kendinize? 2016'da ne hedefliyorsunuz, ne istiyorsunuz? Şirket olarak kendinizi nerede görmeyi ümit ediyorsunuz? 2016'da biz Dubai ve Kıbrıs'taki satışlarımızı belli bir seviyeye getirmeyi ve en az 10 tane fuara katılmayı hedefliyoruz 2016 için. Bu da bizi gelecek sene hangi ülkede öncelik verip hangi ülkelerde başlayacağımızı gösterecek. Açıkçası bilgisayar dünyası bir değişimin içerisinde, özellikle bu pazarın büyüyebilmesi, gelişebilmesi adına tüm şirketler oyun odaklı ürünlere, oyun odaklı bilgisayarlara ciddi yatırım yapıyorlar. Burada yeni bir fırsat var. Fokus Bilgisayar'ın ciddi bir tecrübesi var. Umuyorum ki bu dönüşüm sürecindeki doğacak fırsatlardan ülkemizi temsil eden bir şirket olarak, Türkiye'nin değerlerini yansıtan bir şirket olarak istediğiniz hedeflere 2016'da ulaşırsınız. İnşallah ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun da bu meyvelerini bu fuarda da almaya başladık. Birçok firma gerçekten bizimle iletişimini kurmak istiyor, gerçekten çalışmak istiyor. Kartlarını bırakanlar var. Bunları değerlendirip kendilerine dönüş yapacağız ve en iyi şekilde biz markamızı, Fokus Bilgisayarı ve Türk markası olarak bütün dünyada Türk gururuyla yansıtmayı hedefliyoruz. Evet arkadaşlar, biz Monster marka dizüstü bilgisayarı incelediğimiz zaman kendi içerimizde tartışmalar oluyor. İşte aldım şundan memnun kalmadım, aldım şöyle bir durum oldu vesaire vesaire. Bunların hepsini de kendi içerimizde konuşmaya devam ederiz ama en nihayetinde Türkiye'nin değeri olan bir markanın, Türkiye'de doğmuş, tamamıyla Türk kaynaklarıyla büyümüş bir şirketin Amerika'ya gelip Vegas'ta bir fuara katılıp burada ben böyle makineler yapıyorum, isterseniz en yüksek performans dizüstü bilgisayarları size sağlayabilirim mesajı vermesi gerçekten güzel. Böyle yapa yapa bir yerlere geleceğiz. Böyle gide gide üstüne koya koya gelişeceğiz. Umuyorum ki bu operasyon devamı gelir. Sadece Fokus Bilgisayar Monster'la yetinmeyiz. Başka markalarda bu fırsatları ve şansları yakalar. İşinize zaten sahip çıktıkça fırsatlar önünüze geliyor arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey adil, dürüst olup işinizi sevmek ve elinizden gelen her şeyi yaptıktan sonrasını tevekkül etmek. Bundan sonra zaten su akar yolunu bulur misali. Her şey oluruna gidiyor. Umarım siz de burada istediğinizi elde edersiniz. Kaybetmeden güçlükle ve güçlü bir şekilde işimize sıralarak, ruhumuzu yansıtarak bu işi devam edeceğiz. Gerçi gerekli şekilde fazla çalışacağız, belki fazla mesailer harcayacağız ama hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Ben Erdoğan Doğuş. Bir sonraki videomuzda görüşene dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.